başkanım şöyle gel. Evet kızlar. Gelin kızlar. Kızlara bugün müjde var dedim. Evet, müjde var dedim. Şöyle alalım. Şöyle canlı alalım. Evet. Biraz daha geri gidin. Biraz daha geri. Şöyle daha geri. Görüşmüyor musun? Görüşmüyor musun? Fırtınada mı çarpın oluyor? Maşallah. İyi misiniz hepiniz? İyiyiz. Maşallah canıma. Çakmak gibi gözleriniz ya. Allah Allah bağışlasın sizi. Amin. Teşekkürler. Benim de çocuklarım var. 3 tane. Ama siz bambaşkasınız yani. Böyle sporcu. Gecenin bu vaktinde burada sizi biraz beklettik herhalde. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar inşallah beni hatırlayanız olmaz. Çünkü ben 90'da burada belediye başkanıydım. Hocalarımız hatırlıyor. Ama ben çevre bakanıyım. Eski çevre bakanıyım. Çevreyi seversiniz değil mi hepiniz? Spor ve çevre el ele zaten. Bir büyük akıple birbirine bağlı. Biz gelirsek birlikte hem çevreyi hem sporu ayağa kaldıracağız. Şenol benim kardeşim. Onunla beraber şurayı bir daha büyütüp çok iyi bir şekle getireceğiz. Şimdi karuselin temelini ben atmıştım. Onun için Sayın Mermer benim arkadaşım. Şenol Başkan'ın beni aradığı zaman ben de onu aradım. Dedim ki kızlarımızın sponsorluğu bitmiş. Başkanım nasıl isterseniz ne yapmak gerekiyorsa ben dedi sizinle beraberim. Hatta o biraz daha farklı söyledi. Emrinizdeyim. Yaşça benden büyük olduğu için söyleyemiyorum. Yani bir dakika arkadaşlar bir susun bakın önemli bir şey söylüyorum. Yüksel Mermer beyefendi bana dedi ki tekrar sponsorluğu ben sen eğer rica ediyorsan Şenol Başkanım da söylüyorsa veriyorum dedi bir yıllığına. Teşekkür ederim. Biz sizi her zaman bulamayız. Sen de beni bulamayabilirsin. Şunu gel 2 yıllık yapalım dedim. 2 yıllık sponsorluk aldık. Bravo. Onun dışında arkadaşlar inşallah ben belediye başkanı olursam bunu siyaset olarak söylemiyorum sizlere yanlış anlamayın. Zaten sizin oy kullanma yetkiniz yok daha yaşınız müsait değil. Ama şunu söylüyorum ben devlette çok çalıştım bakanlık yaptım. Bir de ANAP Genel Başkanıydım. Belki rahmetli Özal anneniz babanız tanır bilirler. Şimdi de burada devletin imkanlarını getirmek üzere. Biz Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber görev yapacağız. Aday olan Büyükşehir Belediye Başkanımızın ismini biliyor musunuz? Murat Kurum. Murat Kurum da beraber devletin eli diyorum ben ona. Gelecek. Bu stadın daha da organize edilip daha düzgün hale getirilmesi. Sizin kaldığınız yerler. Buna biraz Arapçada iyaşe ve ibade diyorlar. Yani yemenizi, işlemlerinizi daha iyi bir hale getireceğiz. Buna inanın size söz veriyorum. Haberiniz olsun. Bakan sözü. Belediye başkanı sözü. Bir de inşallah belediyeye gelirsem size bir araç sözü veriyorum. Kendi içimden geleni söylüyorum. Haberiniz olsun. Sizin bir aracınız olacak mutlaka. Doğru dürüst gidip geleceksiniz. Onun dışında bana ne görev verirseniz, benim evladım sayılırsınız hepiniz. Ben sizi koruyacağım. Şenol Başkanım'la beraber bütün isteklerinizi söz veriyorum, yerine getireceğim. Hiç endişeniz olmasın. Teşekkür ederim. Ben kızlar tekrar diyorum. Bak bu güzel müjdeyi aldık. Bütün topçularımın, Sayın Bakanım, ayda 115 bin lira ben ödeme yapıyorum arkadaşlarıma. Maaşını almayan var mı? Başkanım çok güzeldi. Kaç para alıyorsunuz aylık? 5 bin lira ortalama alıyorlar. Burada zaten yazıyor kafamda. Ama başkanım 5 bin lira da yani. Siz gelirseniz ya 5 bin lira. Size söz veriyorum ben belediyeden özel fonla sizin maaşınızı 15 bin lira yapacağım. Bütçem bu kadar. Ben ya daha dur fazla şimdi fazla söz verip de bitireceğim yani işi. Bu kadar değil yani. Harika. Hadi şöyle bir el ele tutup kızlarımıza hadi penaltı atman gel, lazım. Bu gelenektir. Gelenek penaltı atacaksın başkanım. Nasıl? Gelenek penaltı atılıyor başkanım. Bu gelenek. Hangi başkan gelirse gelir penaltı atışı yapar. Hadi bir hadi başkanım. Kaleye geç. Kaleye geç. Ya gol yiyin ha. Hocam maşallah. Hocam ne diyeceksin? Çok tatlı. Şöyle bana başkanım böyle penaltı. Ben sana en iyisini alacağım. Başkanım hiç merak etme. Kalecimiz. Peki abi. Kalecimiz. Şimdi kale görünmüyor. Ay çek. Ben
Bu iyi geldi. Tebrik. Evet. Hayır 25'e çıktı. Evet attım buraya. Arkadaşlar. Bir daha Sayın Bakanım. Heyecanlandı mı? Bir daha. Melike. Ben her yıl çağırıyorum. Gece kasa kasa. Burada çoğu bilir. Başkanım her yıl. Gel bakalım. Gel bakalım. Ben hiç hayatımda yalan söylemedim. Hiç verdiğimizi yerine getirmemezlik yapmadım. Ben size burada minibüs yüzü verdim. Maaşınızı 15 bin liraya çıkaracağım dedim. Kaldığınız yeri, yaşam şartınızı iyi hale getireceğim. İhtiyacı olan bütün kızlarım benim kızlarım olacak. Teşekkür ederim. Şenol nasıl eğer size kol kanat geliyorsa biz ikimiz yapacağız inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Benim yapabileceğim herhangi bir şey var mı? Her şeyi söyleyeceğiz. Ne? Kaptan geldi. Takıma teyze diyorlar. Herkes teyze diyorlar. Kaptanla şöyle bir el kaldıralım. Kaptan gibi el kaldı. Bravo. Kaptan ne diyecek? Söyle bakalım kızım. Hadi. Zor aşamalardan geçiyoruz. Başkanım gerçekten. Siz, bakın ne diyorum. Belediyenin imkanı. Ben devletim. Devlet. Devletin eli. Hiç kimsenin sıkıntısı olmayacak. Söz veriyorum size. Bakın kızımız depremden gelmiş. Burada. 3 kişiyle kalıyor. Doğru mu? Yani çok değişik şeyler olacak. Normal hayatınızda da okulda da sıkıntılarınız varsa ben karşılayacağım. Buna söz veriyorum. Endişeniz olmasın size. Bir abi, bir baba gibi biz inşallah belediyede öyle kabul ediyoruz. Tamam mı? Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Benim kızlarım bunlar. Kızlarım benim. Gel bakayım, gel. Canım benim, gel. Canım benim, gel. Gönül erkeniz başkanı resim. Allah hepinizi bağışlasın. Başarıdan başarıya koştursun. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hadi sizi fazla zorunlu arkadaşlar da sizden bir fotoğraf çekmek istiyorum. Beraber fotoğraf alabilir miyim?